Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Bu senenin ikinci videosunu çekiyorum. Bugün size kışın motora neler yaptığımdan bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak geçen sene motorumu boyamıştım. Bundan bahsetmiştim sizlere, biliyorsunuz. Fakat fırında boyamadığımız için boyada böyle portakal kabuğu görüntüleri oluşmuştu. Bu da benim çok hoşuma gitmedi. Onun için bu sene başında tekrar motoru boyamaya karar verdim. Hem ufak bir ton farkı oldu renginde. Hem de bu seferki boyayı fırında yaptık. Fırında boya yapılınca inanın çok fark etti. Boya daha düzgün göründü. Bu benim çok hoşuma gitti açıkçası. Demek ki anlaşılan şu oluyor. Eğer boya yapılacaksa fırında yapılması gerekiyor arkadaşlar. Yani öyle bir açık alanda ve herhangi bir yerde ne yaparsanız yapın o boya randıman vermiyor. Onu hallettik. İkinci olarak debriyaj balatam artık zamanı gelmişti, sinyal veriyordu. Debriyaj balatasını değiştirdim. Bu arada bir de yılların motora vermiş olduğu bir metal yorgunluğu da var tabi. Yalama olmuş vidalar vardı, onları falan da yaptırdım. Motorum şu anda 4-4'lük pozisyonda görünüyor. Her türlü yola gidebilirim. Ama maalesef gidemiyoruz. Zaten hafta sonu yasak var. Ve hafta içi de akşam saat 7'ye kadar oldu müsaade. Öyle olunca da doğru düz bir yere gidemeyeceğiz gibi görünüyor bu senede. Olsun, yine de arkadaşlar hiç kimse moralini bozmasın. Hep pozitif düşünün. Her şeyi pozitif bakın. Emin olun, pozitif baktığınız sürece hayatınızdaki her şey pozitif olacak. Hiç karamsarlığa kapılmayın. Olduğu kadar motorunuzun üstünden de inmemeye çalışın abi. Yani işe gidebiliyorsanız, motorunuz varsa işe motorla gidin. Yani üstünden inmemeye gayret gösterin. Çünkü bu sene gerçekten öyle yol falan yapabileceğimiz, seyahatlere gidebileceğimiz bir yıl olmayacak gibi duruyor. O yüzden kısa mesafe de olsa, uzun mesafe de olsa bütün işlerinizi motosikletinizle halletmeye çalışın ki en azından bu sene binmedim demeyelim.